Merhabalar, ekranlarınızın karşısına sağlıkla gülümseye hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümde daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var ve çok yepyeni ve hepinizin çok merak ettiği bir konuyu konuşacağız. Konumuz çocuklarda diyabet, yani şeker hastalığı. Konuyu tabii ki uzmanıyla konuşacağız. Konuğum çocuk endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor Teoman Akçay. Teoman Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok Çok iyiyiz mutlu. hocam. Sizinle çok popüler bir konuyu konuşacağız aslında. Herhalde görülme sıklığı da gittikçe artıyor değil mi hocam? Çocuklarda Evet. diyabeti konuşalım. Hem dünyada hem Türkiye'de Türkiye'de artıyor artıyor. değil mi? Çok önemli bir konu. O zaman hemen başlayalım hocam. Şimdi öncelikle diyabet nedir diye başlamak istiyorum hocam ve tipleri nelerdir? Evet, diyabet aslında halk arasında şeker hastalığı olarak bildiğimiz bir durum. Evet. Yani kan şekerinin yüksekliğiyle giden kronik bir durum. Yani anlık şeker yükselmesi diyabet olmuyor ama uzun süreli kan şekeri yüksekliği, kanda şekerin yükselmesiyle giden bir durum. Genel olarak iki tipi var. Evet. Tip 1 ve tip 2. Evet. Tip 1 genellikle çocuklarda görülen, Evet. tip 2 de genellikle erişkinlerde görülen ama çocuklarda da erişkinlerde de hem 1 hem tip 2'nin olabildiği bir durum. Kabaca tip 1 ve tip 2 diye İki ayırıyoruz. diyebiliriz. Arada da çok nadir genetik diyabetler var. O ayrı bir konu olduğu için oraya girmek istemiyorum. Onlar çok nadir Evet. ve tedavileri çok farklı. Şimdi o zaman tip 1 diyabetten başlayalım hocam. Şimdi çocuklarda görülen daha çok tip 1 dedik. Tip 1. Daha çok işte neden görülür, hangi yaşlarda görülür, bebeklerde görülür mü mesela hocam? Ve aileler görülme oranı nedir ve aileler bunu nasıl anlayabilirler? Evet. Tip 1 diyabet her yaşta görülebildiği gibi sıklıkla en çok 10 yaş altında görülüyor. 15-20 yaşından sonra sıklığı giderek azalıyor. Bu aslında bağışıklık sistemiyle alakalı bir durum. Yani pankreasımız insülin üreten bir organımız. Buna karşı bir takım vücudumuzun kendisi saldırıp pankreası harap ettiği zaman pankreas artık insülin salgılamamaya başlıyor. Ve kandaki şekerimiz giderek yükseliyor ve buna bağlı bir takım belirtiler ortaya çıkıyor. Bebeklerde de görülebiliyor. Bebeklerde görülen daha çok genetik tipleri, özellikle 6 ayın altında olursa yeni doğan diyabeti diyoruz. O genetik bir durum. Ama 6 aydan sonra 18 yaşına kadar sıklıkla bu yaş aralığında görüyoruz. Bazı yaşlarda daha sık oluyor. Örneğin kreşe başlama yaşında, 3-4 yaşlarında bir zirve yapıyor. Bir de ergenlik döneminde zirve yapıyor. Yani ergenlik hormonlarının artmasıyla 12-13 yaşlarında da zirve yapabiliyor. Ama her yaşta ortaya çıkabilir. Çıkabiliyor diyorsunuz. Peki hocam, tip 1 diyabet için hangi çocuklar risk grubunda? Mesela annesinde, babasında, kardeşinde diyabet olan çocuklar risk grubunda mı? Ya da başka nasıl risk faktörleri var bu çocuklar için? Tip 1 diyabet %100 genetik bir hastalık değil ama genetik zemini de var. Yani hem genetik hem çevresel faktörlerin birlikte rol oynadığı bir hastalık. Örneğin annede diyabet varsa çocukta olma sıklığı %3. Babada varsa çocukta olma sıklığı %6. Hem annede hem babada varsa sıklık %30'lara kadar çıkıyor. Yani bu da genetik bir zemin olduğunu gösteriyor. Kardeşte varsa diğer kardeşte olma olasılığı da %2-3 kadar görülebiliyor. Bu şekilde genetik bir nedeni var. Bunun dışında risk faktörleri, çok risk faktörü var. Örneğin sezaryen doğum olması. Öyle mi? Evet, çünkü normal doğumla anneden o doğal mikropları, florayı alıyor ve bağırsak geçirgenliği, işte bağırsak florası daha sağlam oluştuğu için bağışıklık sistemi daha düzgün çalışıyor. Ama sezaryenle doğan çocuklarda bu biraz daha zor ve yanlış olabiliyor. Birinci sıklık sezaryen doğumun artması. İkincisi anne sütünü yetersiz alma. Anne sütü de koruyucu. Değil mi? Tabii. Evet, özellikle biz 2 yaşına kadar yani 1 yaşına kadar kesin ama 2 yaşına kadar da emzirmelerini öneriyoruz. D vitamini eksikliği çok önemli bir faktör. O yüzden kuzey ülkelerinde daha sık görülüyor. Örneğin Ekvator'da ya da Afrika ülkelerinde diyabet sıklığı az. Ama yüksek enlemlere gittikçe yani D vitamini sen güneş ışığının azaldığı ülkelerde daha sık görülüyor. Bunun dışında kötü beslenme, yani Obezite yanlış falan beslenme. şimdi onda Yok, etkisi o tip oluyor mu 2 hocam? diye Tip biz 2'de şimdi mi? biz tip Evet, 1'i tip 1, evet. konuşuyoruz. O tip 2 çok farklı çünkü. Evet.
Tip 1 bağışıklık sistemi olduğu için genetik zeminli olması Evet. ve diğer risk faktörleri, hani işte sezaryen doğum, D vitamini eksikliği. Bunun dışında ek gıdalara çok erken başlama ya da geç başlama. Her ikisi de risk faktörü. Yani zamanında başlanması gerekiyor. Bir çocuğa 5-6 aylıkken ek gıdaları tanıştırmak gerekiyor. Daha erken tanıştırılan ek gıdalar bağışıklık sistemini yanlış yönde ilerlemesine neden olabiliyor. Geç başlanırsa da o tolerans gelişmiyor. Yani immün sistemin toleransı gelişmediği için yine diyabete karşı bir eğilim artabiliyor. Yani aslında bağışıklık sistemini yanlış yönlendiren herhangi bir Evet. etken sebep ya da bağışıklık sistemini baskılayan bir şey diyabeti de Evet, genetik zemini zemin olacak. olacak. Yani sistem hazır. Evet. Örneğin bir odaya giriyorsunuz, sistem hazır. Düğmeye basıyorsunuz. Bir şey tetikliyor o sistemi. Evet. Hocam peki belirtileri nelerdir? Bir de hani aileler bence bunu çok anlayamıyorlar diye düşünüyorum. Aileler nasıl anlayabilir çocuğun diyabet Evet, hastası maalesef olduğunu? hani Evet. aileleri bırakın, doktor arkadaşlarımızdan da atlayanlar Evet, olabiliyor. evet, Çünkü evet. çocukta diyabet olmaz sanılıyor. Çünkü Evet, evet, diyabet evet. bir erişkin hastalığı olarak Aynen. bilindiği için bu yanlış inanışı kırmamız lazım. Genellikle ilk belirti, yani çok belirtisi var ama yani ilk belirti susuzluğun artması ve idrar çıkışın artması. Yani geceleri çocuk idrara kalkmaya başlıyor. Altını ıslatmayan bir çocuk altını ıslatmaya başlayabiliyor. Yani sürekli su istiyor, özellikle soğuk su içmek istiyor. Yediği halde kilo alamıyor. Günden güne eriyor, süzülüyor. Ya yani iştahı da kapanmıyor aslında yemesine rağmen. Çünkü o yediklerin hepsi hücrelere gitmiyor maalesef, idrarla o şeker atıldığı için Atılıyor, evet. yavaş yavaş kilo kaybetmeye başlıyor. Bir de araya enfeksiyon girerse daha da hızlanıyor. Solunumu hızlanmaya Evet. başlıyor, derin nefes almaya başlıyor. Ağzında çürük elma gibi bir koku olabiliyor. Biz buna keton ya da aseton Evet, diyoruz. evet, evet. Bu aseton kokusu Bizim çok için de önemli. mesela o bazı tanılarda önemli. Yani o keton kokusu geldiği zaman bu tarz bir Ağız sıkıntısı sağlığı için. olduğunu evet düşünebiliyoruz biz de hocam. Evet, Evet. uzun süre açlıkta keton Evet, olabilir. evet. Ya da vücut niye keton yapıyor? Enerji elde edemediği zaman kendi yağ dokusunu yakarak enerji elde etmeye Doğru. çalışıyor ve keton yapıyor. Doğru. Bu da tabii ki aşırı miktarda olduğu zaman bu keton solunumla atılmaya çalışılıyor ve ağızda bir koku oluşturuyor. Evet, doğru. İşte idrarla atılarak su kaybettiriyor. Bir de asit bir yapıda olduğu için bu ketonlar vücuttaki asit oranı artıyor. Asitoz dediğimiz bir tablo oluşuyor. Yani Evet. ve bunun sonu tedavi edilmediği sürece mutlaka ölüme götüren bir hastalık. Yani erken Tabii. dönemde tedavi edilmesi lazım. Tedavisi de insülin. Yani İnsülin, insülin evet. dışında şu anda tip 1'in bir tedavisi yok. Yok, evet. Peki hocam, dünyada ve Türkiye'de görülme sıklığı ile ilgili mesela bir rakam verebilir misiniz? Yani şu anda bir oran verebilir misiniz? Yani çünkü gittikçe muhtemelen oranlar artıyor diye düşünüyoruz. Bir de kontrol altına alınamayan bu diyabetle ileride hangi sağlık sorunlarına yol açabilir? Sıklığı böyle pandemi şeklinde artmıyor. Tip 1 için konuşuyorum. Her yıl günden güne ufak artışlarla sıklığı artıyor. Tip 2'deki artış daha fazla. O konuya gireceğiz Evet, şimdi. evet, O evet. şişmanlığın, obezitenin Evet. artmasıyla artıyor. Tip 1'de de daha yavaş ama tedrici bir artış var. Ülkelerden ülkelere çok farklılıklar var. Örneğin Finlandiya'daki sıklık Türkiye ve çevre ülkelerdeki sıklıktan 10 kat daha fazla. Mesela Finlandiyalarda onu tam çözülebilmiş bir durum değil. Yani genetik olarak da açıklanamıyor. Kuzey enleminde olmasına rağmen onunla da açıklanamıyor. Çünkü yanındaki Estonya'da bu kadar sık değil. Yani Anladım. bir genetik bir yatkınlıkları var ve oradaki bütün çocuklar doğduktan sonra diyabet açısından takibi alınıyor. Yani her sene Öyle kontrolleri mi? yapılıyor. Çalışmalar yapılıyor. Diyabet önleme çalışmaları yapılıyor. Oradaki olay farklı. Ama genel olarak hani Akdeniz kuşağındaki ülkelere baktığımız zaman yani her 10 bin çocukta 7 ila 8 oranında görülüyor. Görülüyor. 10 bin çocukta 7-8, yani biz kabaca 1000 Bin çocuktan çocukta birinde birinde. tip 1 diyabet olacağını öngörebiliyoruz. Yani aşağı yukarıda bir ortalama bir okulda bir diyabetli çocuk oluyor. Oluyor değil mi? Evet. Evet. Ben de çok sık duymaya başladım hocam yani. Bir de şöyle bazı çocuklar diyabetli olduğunu açıklamıyorlar. Evet. Bilinmiyor okulda. Yani saklıyor Evet. arkadaşlarından Doğru. utandığı için. Doğru. Ama cesareti artınca başka diyabetli çocuk görünce rahatlıkla söylüyor. O zaman
daha çok ortamda görünür Ve olmaya erişki başlıyor. dediğiniz gibi erişkin hastalığı olarak biliniyor. Yani çocuklarda hani çocuk nasıl ben nasıl şeker hastası mıyım diye yani çocukla düşünüyor, aile de düşünüyor. Konduramıyorlar hocam. Bu tarz şeyler de oluyor galiba. Evet, arkadaşlarının yanında hani Evet. insülin iğnesi yapmak Tabii. istemiyor. Evet. Kendini eksik göstermek istemiyor. O da normal bir Doğru. davranış tabii yani çocuğun özgüvenine bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Son tip birden geçelim hocam. Geçeceğiz de. Mesela tedavi edilmezse başka rahatsızlıklara sebep olabiliyor mu çocuğun ileride? Tabii şimdi Tip tedavi birde. edilmezse zaten yaşamla bağdaşmıyor. Mutlaka tedavi yani insülin Evet. vermezsek onun sonu ölüm. Yani eskiden Evet. insülin 1940'larda icat edildi. Evet. Ondan önce %100 ölümcüldü. Ama yaşam süresini uzatmak için çocuklar aç bırakılıyordu ya da çok az yiyecek verilerek birkaç ay, birkaç sene yaşatılabiliyordu ama bir deri bir kemik kalıyorlardı. Ya Yani evet. insülini keşfettikten sonra bunlardaki tabii ki sağ kalım çok arttı ve hepsi yaşamaya, kurtulmaya başladı. Dediğim gibi tedavi olmazsa ölümcül bir hastalık ama şöyle bir durum da var. Yetersiz tedavi hangi sorunlara yol açıyor? Yetersiz tedavi olduğu zaman yani kan şekeri yüksek kaldığı zaman ya da kontrolsüz bir diyabet olduğu zaman bütün organlara zarar veriyor. Yani önce böbrek olmak üzere böbrek, göz ve sinir sistemine zarar Evet. veriyor. Çünkü o fazla şeker dokulara oturuyor, böbrekleri bozuyor. Şimdi kronik böbrek yetmezliğinin en önemli nedeni diyabet, yani kontrolsüz diyabet. Evet. Diyaliz alan hastalara gidip bakarsanız yarısının diyabetli olduğunu görürsünüz. Yani hayatının belli bir döneminde diyalize bağlanabiliyor. Bunlar kontrolsüz diyabetler. Yani kan şekerini yeteri kadar düzenlememiş insanlar. Ama kan şekerini güzel regüle ederse yani düzenlerse normal insandan yani normal insan gibi bir yaşam süresi ve sağlıklı bir yaşam Evet. sürebilir. Şimdi 80 yaşın üzerinde çok sağlıklı diyabetli var. Hayat boyu insülin kullanması gerekiyor mu hocam? Evet şu Yoksa vücut bir andaki süre sonra kendini toparlıyor mu? yani bir de böyle bir yanılgı var. Hani bunun çocukluk çağıdır, geçer diyorlar Evet. ama o şekilde maalesef olmuyor. Bu kalıcı oluyor. Şu an için böyle bir tedavi seçeneği yok. Hastalık başladıktan sonra biz insülin başladıktan bir süre sonra toparlama oluyor. Biz buna balayı dönemi diyoruz. Hatta insülinleri azaltarak kesiyoruz. Aile de düzeldiğini sanıyor. Ama birkaç ay sonra tekrar nükseliyor. Ya yani bu geçici bir Geçici düzelme dönemi, düzelme, balayı evet. dönemi dediğimiz bir Anladım. olay. Ama maalesef kalıcı, tip 1 Kalıcı, diyabet evet. kalıcı. Şu an için insülin dışında başka seçeneğimiz yok. Ha, insülini enjeksiyon olarak yapılabilir. İnsülin pompası ile verebilir ama sonuçta yine insülin alması Alması gerekiyor. gerekiyor Evet. dışarıdan takviye. O zaman şimdi tip 2'ye geçelim hocam. O biraz daha çevresel faktörlerle daha çok ilişkili, Ya değil mi şimdi hocam? tip 1 önlenebilir bir hastalık değil aslında. Evet. Yani belki süre uzatılabilir. Yani koruyucu önlemlerle işte Finlandiya'da milyarlarca dolar yatırım yapıyor ama henüz bir başarı elde edebilmiş değil. Yani diyabet sıklığını azaltmada, tip 1 diyabet sıklığını Evet. azaltmada. Ama tip 2 diyabet yani kesinlikle önlenebilir bir Değil hastalık. mi? Evet. Çünkü direkt genetik zemini de var. Evet. Tabii ki ailesinde tip 2 diyabetliler varsa daha erken diyabet Tabii. olabilir ama çok iyi beslenirse, Evet. Hareketli bir yaşam sürerse, spor, egzersiz yaparsa, yaşam Evet. tarzını değiştirirse, yani Akdeniz tarzı bir diyetle beslenirse, yani sebze, salata gibi Evet. gıdalarla, işlenmiş gıdalardan uzak kalırsa, Evet. yani diyabet olma olasılığı çok düşüyor. Hatta neredeyse hiç olmayabiliyor. Olmayabiliyor değil mi? Peki tip 2 diyabet için hocam risk faktörleri neler sayarsınız onun dışında? İlk başta Yani obezite, obezite. şişmanlık Evet. ve en önemlisi bel çevresinin artması. Yani abdominal obezite diyoruz ama bel çevresinin artması aslında bir sürü hastalıkla ilişkili. Tabii, Damar tabii, tabii. sertliği, işte tansiyon, karaciğer yağlanması ama özellikle de metabolik sendrom ya da diyabetle direkt alakalı. Alakalı değil mi hocam? Evet. Bel çevreniz ne kadar yüksekse o kadar erken Tabii. diyabet oluyorsunuz. Birinci risk faktörümüz Risk obezite. obezite, evet. İkincisi hareketsiz yaşam. Evet. Üçüncüsü kötü beslenme. Evet. Yani bir insan kilo almadan da kötü beslenip yine diyabet Tabii, olabilir. tabii, tabii. Yani kalorisini ayarlar, kilo almaz Ah, ama tamam. hep işte sandviç, ekmek, makarna, pilav yiyerek Karbonhidratla besleniyorlar, evet. kilo almayabilir. Yani Evet. kalorisini ayarlayabilir. Evet.
Ama yine de yani sebze yemediği için, antioksidan dediğimiz grubu Evet. almadığı için yine pankreası yorulur ve yine diyabet olur. Doğru. Peki hocam, peki tip 2 diyabetin belirtileri tip 1 ile aynı mı? Daha farklı belirtileri var mı? Çoğunlukla aynı ama tip Hı 1 diyabet daha hızlı böyle paldır küldür ortaya çıkıyor. Yani hızla kilo hı. kaybediyor. Tip 1'de mi hocam? Şey tip Tip 1. 1, tip 1'de. Tip 1 Hı. hızlı kilo Hı kaybedip hı. çabuk tanı alabiliyor. Tip 2 daha sinsi. Şimdi tip 1'e tanı konulduğu zaman Evet. genellikle birkaç ay öncesinden başlamıştır. Evet. Ama tip 2 tanısı özellikle yani erişkinlerde de birkaç yıl öncesinden başlamış olabiliyor. Çok sinsi ilerlediği için. Evet. Örneğin tip 1'li diyabetli çocuklara tanı koyduğumuz zaman organlarında hiç hasar olmuyor. Çünkü çok yeni başlamış. Evet. Hani göz muayenesi normal, böbrekleri Evet. normal, Evet, kalbi doğru. normal. Ama erişkin bir diyabet, yani erişkin bir insan tip 2 diyabet tanık olduğu zaman gözde retinopati başlamış oluyor, böbrek fonksiyonları bozulmuş olabiliyor. En az birkaç sene öncesine gitmek gerekiyor. Doğru. Ama tabii ki belirtileri benzer. Yani şişman bir insan kilo vermeye başlıyorsa tip 2'ye hani bilinçli olarak değil de yani hiçbir Tabii şey ki yapmadan kilo özellikle vermeye öyle. başlıyorsa Evet. diyabet başlamış diyebiliriz. Evet. Yine çok su içme, Evet. çok yeme, İdrara çıkma, değil çok mi? idrara çıkma gibi belirtiler ve mantar enfeksiyonları. Çünkü mantar şekeri seviyor. Kanda şeker Evet, yüksekse, evet, evet. özellikle genital bölgede dirençli mantar varsa mutlaka diyabet düşünmek lazım. Yani ben öyle çok tanı koydum. Yani Öyle mi? Hı. dirençli mantarla geliyor çocuk, ergen bir çocuk. Ama tabii kimse hani şekerini düşünmediği için Evet. bakılmamış. Şimdi şekere baktığımız zaman Evet. şekerin yüksek olduğunu görüyoruz. Ve testlerde de tip 1 diyabet çıkmıyor. Tip 2 Çıkıyor. olarak ortaya çıkıyor. Hangi tip testler yapıyorsunuz? Mesela bu klinik şikayetleriyle geliyor mesela. Siz ne mesela böyle bir şikayetle gelen çocuktan ne tarz testler istiyorsunuz hocam tanı koymak için? Aslında bütün meslektaşlarımın acil olsun her gelen çocukta bu tip şikayetleri olan çocukta basit bir idrar testi yapmalarını Evet. isterim. Çünkü çok ucuz ve kesinlikle şeker varsa idrara şeker çıkıyor. Ya sadece idrar testiyle bile tesadüfen diyabet olan çocuklar görüyoruz. Görürsünüz, evet. Acile geliyor. Tabii kalabalık, hızlıca bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Testler isteniyor. İşte kan testi falan bakılıyor. Bir bak idrarda şeker çıkmış, glukoz. Evet, O evet. zaman mutlaka diyabetli olması gerekmiyor ama araştırılması gerekiyor. Çünkü enfeksiyona bağlı da idrara şeker çıkabilir. Ama en azından idrarda şeker yoksa hani buna şeker hastalığı yok diyebiliriz. İçimiz rahatlıyor. Bunun dışında kan testi olarak işte kan şekeri, kandaki insülin düzeyine bakmak, Evet. pankreasında yeteri kadar Evet. insülin salgısı var mı onu görmek ve kan gazı bakmak çok önemli. O da diyabetin hangi aşamada olduğunu gösteriyor. Eğer kan gazı asit yönüne kaymışsa bu çok ilerlemiş demektir. Evet. Onu zaten yoğun bakım alıp 1-2 gün orada tedavi etmek Ha, lazım. onu düşürüyorsunuz yani. Evet. Değil mi? Çünkü diyabetli çocuklardaki sekerler yani hasarlar tedavi başladıktan sonra daha çok görülüyor. Öyle mi? Hızlı düşürmek de çok tehlikeli. Yavaş ve kontrollü düşürmek gerekiyor. Hızlı düştüğü zaman beyin ödemi gerçekleşiyor. Şekeri yani her saat 75-100 miligram Evet. gibi düşürmek daha güvenli. Anladım. Hocam peki mesela idrarda şekerini yüksek buldunuz. Şimdi sadece o değer sizin için anlamlı mı yoksa mesela bir kontrol için tekrar mesela belli bir süre sonra tekrar idrar bakıyor musunuz? Ona göre mi tanı koyuyorsunuz mesela yani? İdrarda glukoz O gördüğümüz zaman zaman. bir de keton varsa Ha evet. %99 diyabettir o. Diyabetli Ama o diyorsunuz. anda zaten kan şekerine bakmak gerekiyor. Yani Doğru. tekrar idrar Doğru. bakmaya gerek yok. Yani Doğru. onu gördüğümüz zaman Aynen. kan şekeri alınmışsa ona bakmak. Bakılmadıysa hemen artık çok kolay bakılıyor kan Tabii, şekerleri için. tabii. Parmak ucundan bakılıyor. Kan şekeri ise hemen yatış yapmak gerekiyor. Artık o hastanın eve gitme lüksü yok. Değil mi? Evet, Evet. evet. Peki hocam, tip 2 diyabette yani tip 1'e göre daha mı çok görülüyor? Hani oran verebilir misiniz onlarda da? Ya bu da ülkelere göre Evet, değişiyor. evet. Şimdi örneğin bizde tip 1 daha fazla çocuklarda. Bizde tip 2 o Hı-hı. kadar fazla değil. Ama Amerikalı çocuklara baktığımızda tip 2 diyabet çığ Çünkü gibi. obez çoğu, değil mi? Obez çok Sağlıksız ya hamburgerle besleniyorlar. Evet, besleniyorlar. evet, Ya da genetik olarak mesela Japonlarda da tip 1 hemen hemen hiç yok. Yani evet. çok az var genetik olarak. Onlar tip 1'e Evet. dirençli ama tip 2 şişman olmadığı halde tip 2 oluyorlar. Genetikleri ona uygun. Yani Evet. pankreasları yeteri kadar insülin üretemiyor. Üretemiyor. Evet. Ama şu an için ülkemizde çocuklarda tip 2 diyabet sıklığı korkulacak düzeyde değil. Olsa bile
hızlı bir beslenme programı, egzersiz programıyla insüline geçmeden düzelebiliyorlar. Yani tip 2 diyabet geri dönüşümü çok kolay. Toparlayabiliyor yani, hayat boyu ilaç kullanmasına gerek kalmayabiliyor. Evet, yani evet. 3-5 kilo verdiği zaman şeker hemen normale dönüyor. Normale dönüyor, evet. Aileyi cesaretlendiriyoruz. Diyoruz ki iki tane seçeneğim var. Ya böyle kötü beslenmeye devam edecek, insüline bağımlı hale geleceksin. Ya da iyi besleneceksin, şeker hastalığı kalmayacak. Evet. O kadar basit. Evet. Ama evet. Tip 1 diyabet için öyle bir seçenek yok. Çünkü onun yemek içmekle alakası yok. O tamamen bağışıklık sisteminin doğru, yanlış çalışması. Doğru. Yani onu da hani kısaca anlatayım. Aileler niye soruyor bizim, yanlış bir şey mi yaptık, yanlış mı besledik diye. Kesinlikle tip 1 diyabette ailelerin bir suçu yok. Yani bağışıklık sistemi yanlış sinyal alarak kendi hücrelerine saldırıyor. Yani ak yuvarlar dediğimiz bağışıklık hücreleri mikroplarla savaşması gerekirken kendi organlarını düşman görerek onları öldürmeye çalışıyor. Aslında otoimmün bir durum. Otoimmün, bağışık. Evet. Bu pankreasa saldırırsa diyabet oluyor. İşte tiroide saldırırsa haşimat oluyor. Evet. Yani beyne saldırırsa MS hastalığı. Evet. Eklemlere saldırırsa romatizma hastalık. Evet. Aslında mekanizma hemen hemen aynı. Aynı, aynı. Yani evet. Yanlış sinyal. Yanlış sinyal, doğru. Ama mesela çoğu hastalıkta bu otoimmünite durdurulabiliyor. Yani engellenebiliyor ama diyabette henüz öyle bir tedavi seçeneği yok. Yeni geliştirilen bazı ilaçlar var. Evet. Onlar henüz onay aşamasında değil ve çok pahalı. Ve kesin çözüm değil. Örneğin tip 1 diyabetli bir çocuk geldiği zaman bir takım yeni ajanlar çıktı. Hani 14 gün bunu vererek bu olayı durdurulabiliyoruz. Evet. Yani bir sene, iki sene durdurabiliyor ama sonrasında yine başlıyor. Hani kalıcı olmadığı için yani aileler bu seçeneği çok hani uygulamak istemiyorlar. Çünkü çok pahalı ve devlet karşılamıyor bu tedaviyi. Evet. Örneğin bir flakonu hani 8 bin dolar civarı. Yani 14 gün aldığını düşünün. Oo, evet. Yani kesin çözüm olsa bir şekilde parayı bulup kabul edebilir ama... Evet. Bir iki sene sonra tekrarlayacağı için. Ama olsun, bu da bir gelişme. Belki tabii, birkaç yıl sonra tamamen bu hastalığı durdurabilecek veya geriye çevirebilecek ajanlar çıkacak. Hani ümidimizi kesmememiz İnşallah, gerekiyor. Evet. Hocam peki mesela ailelerin, mesela diyabet dernekleri var herhalde bildiğim kadarıyla, evet, değil mi? Mesela ailelerin ulaşabileceği bu tarz dernekler var mı? Yani çocuğuna diyabet tanısı konan bir aile ne yapmalı sizce? Zaten takip edildiği merkezde çocuk endokrinoloji uzmanı tarafından takip ediliyor. Orada diyabet hemşiresi, diyetisyen oluyor. Mesela endokrine gideceklerini biliyorlar mı hocam? Çoğu hasta tabii, bu tarz konularda mesela bazen bazı konularda hangi branşa gideceklerini çok bilmiyorlar. Yok, bilmesi önemli değil. Zaten yani çocuk doktoruna ulaştığı zaman o zaten yönlendiriyor. Evet, hani çocuk endokrin doktoru tarafından takip edilmeyen bir çocuk diyabetlisi hemen hemen yoktur Türkiye'de. Yani artık sayılarımız da arttı. İşte bundan 20 yıl önce hani 50 tane vardı. Türkiye'de şimdi 400-500'e yakın, aşağı yukarıda 60-70 merkez oldu. Hastane olarak çocuk endokrin merkezleri çok sayıda. Dernek olarak Çocuk Endokrin Diyabet Derneği var. Yani buranın web sayfasına girerek bilgi alabiliyorlar. İşte Arkadaşım Diyabet Derneği var. Buradan dokümanlar indirebiliyorlar. Diyabet kampları var. Hani bunlara başvurabiliyorlar. Evet. Çocukların birlikte işte Çanakkale'de, İznik'te böyle... Ege'de diyabet kampları var. Burada hem diğer arkadaşlarını görüyor hem de yoğun bir eğitimden geçiyorlar. Yani kendi başına yaşamayı, kendi kendine insülin yapabilmeyi, şeker ölçmeyi, beslenme planlamayı öğreniyorlar. Yani bir şekilde bunlara ulaşıyor hastalar zaten. Yani sosyal medya aracılığıyla ulaşabiliyorlar. Evet. Peki hocam mesela zeka ya da geliş, yani şöyle söyleyeyim, bu çocuklar mesela hareket öneriyor musunuz bu tarz çocuklara mesela? Hareket, spor, ya bu diyabet, tip 2 diyabet için önleyici şeylerden biri mi? Tip 2 diyabet için tabii kesinlikle spor, egzersiz önemli. Tip 1 diyabet için de çok önemli. Evet. Çünkü spor yapan bir diyabetinin kan şekerleri çok güzel gidiyor. Ve yaptığı insülinleri yarı yarıya düşürebiliyor. Düşürüyor, evet. Örneğin 60 ünite yapıyorsa günlük spor yapmayan bir çocuk, spor yapmaya başladığı zaman şekerleri hızla düşüyor. Tabii tehlikeli bir durum da olabiliyor. Onu eğitimini vermek lazım. Yani spor yapmadan önce şekerini kontrol etmesi, düşükse... Tabii. Spor yapmaması, yani beslendikten sonra spor yapması, bunları öğrendikten sonra spor çok faydalı. Doğru. Hem tip 1 için hem tip 2 için egzersiz çok önemli ve uzun vadedeki organ hasarını da engelleyip geriye çevirebiliyor egzersiz. Evet. Yani egzersizin bir sürü faydası var. Faydası. Yani sadece şekeri düşürmek değil, kan dolaşımının artması, lenf sisteminin harekete geçmesi ve bir takım işte
bildiğimiz gibi mutluluk hormonlarını Evet, salgılaması, evet, evet. kendine Doğru. güveni Doğru, tabii. artırması, akademik performansı artırması. Yani saymakla bitmeyecek faydaları var. Evet. Sosyalleşme, Tabii, tabii, hem tabii. fiziksel hem psikososyal çok faydaları oluyor. Mutlaka bir spor yapabilmeleri. Yani spor yapamıyorsa da hani günlük hareketlerini artırmalarını öneriyoruz. Öneriyorsunuz. Hocam peki sizce Türkiye'de uygulanan tedaviler yeterli mi? Bu özellikle Türkiye'nin her yerindeki çocukların, diyabetli çocukların. Evet, şu anda merkez sayısı yeterli. Ama sorun şöyle, hastalar kontrollere gelmiyor. Yani bir kısmı gelmiyor. Özellikle Evet. ergen çocuklar. Yani yılda bir kere, iki kere gördüğümüz çocuklar oluyor. Burada önemli olan 3 ayda bir en azından kan tahlilinin Karşı, yapılması. evet. Ortalama şekil, hemoglobin A1C dediğimiz. Evet. Yani bunu 7'nin altında tutmak için 3 ayda bir, çünkü bunun süresi 3 ay. 3 ayda bir bu testi yapması. Yılda bir de genel kan sayımlarını, vitaminlerini, işte Evet. çölyak hastalığı birlikte olabiliyor, Evet. çölyak Evet. testi. Bunları yapması önemli. İmkanlar yeterli. Yani diyabetlerin bütün ihtiyaçları devlet tarafından karşılanıyor. Karşılanıyor, değil Yani mi? hiç Evet. ek ücret Aa, ödemiyorlar. çok iyi. Pompanın bir kısmını ödüyor. Yani insülin pompası. Evet. Onu da her hastaya takmıyor. Onu da her hastaya kullanmıyoruz. Çünkü o aşamaya geçmesi için diyabetini iyi kontrol ediyor olması lazım. Beslenmeyi çok iyi biliyor olması Tabii. lazım. Şimdi bu aşamaya geçenler de zaten pompaya da geçilebiliyor. Ama yine de belli bir maddi külfeti olduğu için herkese uygun değil. Sürekli ilaçlarıyla gezmeleri mi gerekiyor hocam bu çocukların? Yanlarında ilaçları. Herhangi bir işte ne bileyim şekerlerini, diyabetle ilgili herhangi bir sıkıntı Evet, şimdi olduğu bunlarda mu? iki tip insülin oluyor. Bir Evet. uzun etkili, bir kısa Evet. etkili. Şimdi uzun etkiliyi yanında taşımalarına gerek yok uzun bir yere. Evet. Zaten akşam eve gidince onu yapacak. Yapıyor. Ama gün içinde insülin, yani öğün yediği zaman yapacağı için, hani Evet. öğlen yemeğinden önce yapacağı için, ya okulda, zaten dolapta saklıyorlar bunları. Öyle mi? Genelde bir kalem okulda oluyor, bir kalem evde Evde oluyor. oluyor. Hani yanında taşımaktan çok hani okulda ya da Evet. gittiği bir yurtta oluyor. Bir de tabii ki yanlarında şeker düştüğü zaman acil müdahale etmeleri için işte kesme şeker ya da meyve Evet, suyu olmaları tabii gerekiyor. olması gerekiyor, değil mi? Çünkü şeker yüksekliği o kadar acil değil. Yani bunu birkaç saat, Evet. birkaç gün içinde düşürebilir ama şeker düşüklüğü çok acil. Evet, Çünkü evet. birkaç dakika içinde beyin şekersiz Evet, kaldığı zaman evet, evet. bayılabilir ve Aynen. hasar bırakabilir. Zaten şeker düşmeden bu çocuklar hissediyorlar. Bunu biz öğretiyoruz. Hissediyorlar, değil mi? O belirtileri iyi bilmesi Evet. gerekiyor. Evet, İşte halsizlik, bulanık görme, aşırı açlık hissi, evet. soğuk soğuk terleme. Evet. Aslında vücut kendini korumak için bu belirtileri ortaya Evet, çıkarıyor. Yani doğru. kortizol, adrenalin, büyüme Evet. hormonu salgılıyor. Ha, bu aşamada yakalanırsa, yani çocuk hissederse hemen ağızdan şeker, bal veya reçel gibi gıdaları alarak şekeri normale getirebilir. Ve tekrar düşmemesi için de önlem almak gerekiyor. Yani ya insülini fazla yapmıştır, ya insülin yapmıştır ama yeteri kadar öğün yememiştir. Ya da aşırı spor yapmıştır. Çünkü aşırı spor, yani aşırı hareket edecek bir çocuğun da arada durup en azından bir süt Tabii. ya da bir parça kek yemesi lazım o Tabii. şekerin dengelemesi için. Ya da spor yapmadan önce yani uzun yapacağını biliyorsa insülini biraz azaltması gerekiyor. İşte bunların hep eğitimlerini biz veriyoruz. Yani diyabet ömür boyu süren bir eğitim Doğru, süreci. doğru, doğru. Hocam peki uykuyla bir alakası var mı hocam? Yani uykuyla tip 2 diyabetle ilgili öyle uykunun Çok pek çok şeyle alakası var aslında ama. uyuyan kişi tip 1, tip 2 için, tip 1 ile Evet. alakası yok. Çok uyuyan bir tip 2 için bir risk faktörü. Evet. Aslında az uyumak da bir risk faktörü. Tabii, tabii, Yani tabii. Kesinlikle. az uyuyunca da insanlar kilo alıyor, vücut Tabii, yağlanıyor. tabii, Çok tabii. uyuyunca da hareket edemiyor. Tabii. Bunlar bir risk faktörü ama doğrudan bir ilişkisi İlişkisi yok. yok. Evet. Bir de uyku kalitesi önemli. Şimdi uykuda horlaması varsa, solunum Tabii. duruyorsa, Tabii, apnesi tabii. varsa bunlar ileride kalp damar sistemiyle ilgili Doğru. problemler yaşıyorlar. Ve Doğru. gündüz de dinlenemedikleri için uyuklamaya Doğru. başlıyorlar. Doğru. Özellikle diyabet ve kalp hastalıkları için risk faktörü. Evet. Mesela alerji hastalarının ellerine bir kartları oluyor hocam. Böyle hani alerji bu tarz çocuklara siz kart veriyor musunuz? Yani yanlarında diyabet hastası olduğuna Evet dair o veriyoruz. tarz Yani şeyler oluyor çoğunu mu? tanım taşımıyorlar Çünkü ama evet. orada zaten
şöyle bayıldığı zaman bilmeleri gereken bu çocuğun diyabetli olduğu, şekerin ha, düşmüş olabileceği. Evet, etrafındaki insanlar bilmeyebilir ya da hani çocuk önceden bunu atıyorum doktora gitti söylemesi gerekiyor değil mi hocam yani ona göre? Evet. Önlemlerin alınması, bir diş hekimine gitti diyelim, bir tedavisi olacak. Ya yani mutlaka zaten lazım. Diş hekimleri de hani bizden onay alıyorlar şu Evet, işlem yapılacak. Tabii. Biz işlemin süresine göre onlara bir yazılı program veriyoruz. Hani kısa süreli, anestezili olabilir. Evet. Yani ondan önce ne yapacak, işlem sırasında ne yapacak bunlarla ilgili bilgi veriyoruz. Mutlaka diyabetli olduğunu söylemesi gerekiyor. Ya zaten hani biz artık e-nabız sisteminden görüyoruz. Yani bize evet, bir hasta geldi. Doğru. Bana bir hasta geldiği zaman önce e-nabızına bakıyorum. Yani kronik bir hastalığı var evet, mı? Evet. Bunu diğer arkadaşlarımızın da aslında böyle bir alışkanlık doğru, edinmeleri doğru, gerekiyor. Doğru. İyi bir arşiv aslında e-nabızdaki o evet, olaylar yani değil mi? Evet. Önceki testlerini verebilmek. Son kullandığı ilaçları tabii, görebiliyoruz. Tabii. Ama diyabetli olduğunu söylemeyen bir hastalık kolay kolay olmaz benim bildiğim. Yani mutlaka doktora gittiği zaman değil mi? Söylerler. Söyler. Tabii söylüyorlar hocam. Onu söylüyorlar. Ama işte dediğim gibi çocuklarda mesela ben de şimdi sizi dinlerken o kadar çok şey öğrendim ki gerçekten bilinmeyen çok şey var. Atlanılan çok şey var. Hani aileler çocukta bu belirtisi olsa bile çocuğuna diyabeti olabileceğini düşünmüyorlar. O yüzden bence programda bu konuda çok iyi oldu. Çok açıklayıcı oldu. Tabii düşünmüyorlar ve ilk şoku da atlatmaları zor oluyor. Evet, evet. Aslında her hastalıkta öyle. Yani böyle ciddi bir hastalık ortaya çıktığı zaman önce bir şok evresi yaşanıyor. Hı-hı. İşte sonra bir inkar dönemi oluyor, reddediyor bunu. Herkes de oluyor. Yani bazılarında ama abartılı oluyor. Mesela birkaç sene geçmesine rağmen kabul etmiyor. Bu patolojik. Yani bunu artık evet, psikiyatrisinin görmesi lazım. Doğru, doğru. Ama birkaç ay inkar ediyor. Ya bu başımıza niye geldi? Aslında böyle bir hastalık yok. Başka araştırmalara meylediyorlar. Yani evet, alternatif tedaviler deniyorlar ama yani kesinlikle böyle bir şey mümkün değil. Evet. Hemen hemen herkeste bir araştırma oluyor. Oluyor, doğru. Acaba biyorezonans mı alayım, işte hacamat mı yapayım ya da evet, yani artık bilmediğimiz yöntemler falan. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yani düzelen olmadı maalesef. Çünkü pankreas insülin tabii, üretmiyorsa doğru, bunun yapacak tek şey dışarıdan insülin vermek. Dışarıdan insülin takviyesi, doğru. Hocam çok teşekkürler. Vallahi çok bence çok inanılmaz önemli bir konu bu gerçekten. Ve dediğim gibi ben de sizi dinlerken o kadar çok şey öğrendim ki. Çünkü ben de etrafımda gittikçe bence bu gittikçe çoğalıyor bilmiyorum. Özellikle tip 2 diyabet çocuklarda çok çoğalmaya başladı. Çünkü Türkiye'de Avrupa'nın şu anda en obez ülkesi durumunda. Çocuklarda da o şekilde. Evet, Amerika'dan sonra Amerika'dan sonra biz Avrupa'da o yüzden de galiba biz çocuklarda özellikle diyabeti çok sık görmeye başladık. Ailelerin de bu konuda bilinçlenmesi ve erken tedaviye başlaması çok çok önemli. Evet, öncelikle yaşam tarzlarını değiştirmeleri, evet, bir kontrolden geçirmeleri önemli. Yani çocuğum doğru, ne kadar hareket ediyor, biz ne kadar birlikte hareket edebiliyoruz, sofra alışkanlıklarımız nasıl, sağlıklı gıdalarla beslenebiliyor muyuz? Evet. Bunları bir gözden geçirmeleri gerekiyor. Yani ailelerin ilk yapmaları gereken bu. Doğru. Ama buna rağmen tabii ki olay ilerlerse, bazen aile istediği kadar düzgün beslesin, şey yapsın ama genetik zemini varsa evet, diyabet olabiliyor. O zaman tabii ki bir takım ilaç müdahaleleri gerekebiliyor. O zaman da biz devreye giriyoruz. Doğru. Diyetisyenler, işte yaşam koçları, psikologlar, bunlarla birlikte ekip olarak çalışıp elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Vallahi iyi ki varsınız hocam. Gerçekten yani çok önemli. Çok çok teşekkür ederim hocam. Yoğunluğunuz arasında geldiniz. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyorum teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Için. Sağ olun. Evet, bugün çok önemli bir konuyu konuştuk. Ben Teoman hocamı keyifle dinledim ve kendi adıma da çok şey öğrendim. Eminim sizler de çok şey öğrendiniz. Konuşmamızı istediğiniz başka konular varsa lütfen bizlere yazın. Seve seve konuşuruz. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla. Hoşça kalın.